Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda yapay zekanın portföy önerilerine devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Şubat ayı içerisinde sizlere 3 farklı portföy önerisinde paylaşmıştım. Üçünün de ortak özelliği yapay zekanın önerilerinden oluşuyordu. Bugün Mart ayının ilk videosunu, ilk portföyünü sizlerle paylaşacağım. İlerleyen günlerde çok vakit kaybetmeden hemen diğer portföyleri de sizlere paylaşıyor olacağım. Toplamda biliyorsunuz 3 farklı serimiz var. Bu 3 farklı seriyi YouTube sayfamızda aşağı indiğinizde yurt dışı hisse analizleri kısmında görebilirsiniz. Birinci videonun başlığı dolar bazında yıllık %24 getiri sunan başlığı. İkinci videomuz dolar bazında %10 getiri sunan 10 hisselik portföy. Başlığında %646 getiri yazıyor. Üçüncü olarak da 15 süper hisse teknoloji devlerinden oluşan yapay zeka portföyü şeklinde 3 farklı yapay zeka portföyü paylaşmıştım. Şimdi bunların Mart ayındaki önerilerine geçeceğim. Bildiğiniz gibi yapay zekayı aslında Investing Pro'da çalıştırıyoruz. Başlangıç videoları izlemediyseniz bu videoları tabii ki izlemenizi öneririm. Yani orada genel bir tanıtım yapmıştım ama yapay zekanın önemli avantajı şu oluyor. Makine öğrenmesine dayanıyor ve bu makine öğrenmesine dayandığı için de geçmişte yaptığı hatalı seçimlerden ders alıp gelecekte daha iyi seçimler yapmaya çalışıyor. Bu kimler için uygun? Bu çok önemli. Bildiğiniz gibi sizlere yani yurt dışı hisse analizleri videolarında çok tematik paylaşımlar yapıyorum ya da katılı özel yurt dışı model portföyü var. Daha uzun vadeli alayım arkamı yaslanayım diyebileceğiniz portföy biraz daha uzun vadeli yatırımcılar için çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yapay zeka portföyleri ise arkadaşlar aylık anlamda portföyü değiştirmeniz gerekiyor. Yani biraz sonra Şubat ayında portföyden çıkanlar, Mart ayında portföye girenler diyeceğim. Yani daha aktif bir portföy yönetimi yapmanız gerekiyor. Aylık yaklaşık olarak 8-9 hissenin yerini değiştirmeniz gerekebiliyor. Her ay başında ben bu portföyü sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla eğer çok daha aktif bir portföy yönetimi yapmak istiyorsanız bu seçeneklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Çünkü bir anlamda getiri de oldukça iyi durumda. Yani S&P'nin de üzerinde elde ediyorsunuz getiriyi ve dolar bazında getiri elde ettiğinizi unutmayalım. S&P demişken endeksin teknik olarak görünümünde herhangi bir sorun yok. Yaklaşık bir yıldan fazladır endeksi takip ediyoruz. Her yükselişte, düşüşte, düzeltmede ne yapılması gerektiğini sizlerle paylaştık. Dolayısıyla bu yükselişten büyük oranda faydalandığımızı söyleyebilirim. Yılın geri kalanında da endeksle ilgili olumlu beklentilerim devam ediyor olacak. Ama tabii ki Amerika'da bir seçim gerçeği var. Kasım ayında gerçekleşecek olan bu seçim zamanı yaklaştıkça bakalım özellikle politik anlamda ne gibi riskler bizleri bekliyor olacak ama özellikle Fed'in Haziran'dan sonra faizleri indirecek olması ya da bu beklenti borsaları yukarı çıkaran en önemli aslında tetikleyici unsur oluyor. Dolayısıyla endeksle ilgili herhangi bir teknik sıkıntı yok. Şimdi bu dolar bazında %24'lük getiri sunan S&P'yi geride bırakan bir portföyden bahsetmiştik. Vakit kaybetmeden portföyün Şubat ayı performansını sizlerle paylaşmıştım bu videoda. Şubat ayında 2013 Ocağı'ndan beri toplam getirisi dolar bazında %991'di arkadaşlar. Yıllık getirisi %24,1'di. Mart başı performansına baktığımızda performansın arttığını görüyoruz. Toplam getiri %1076'ya çıkmış durumda. S&P'nin 9 katından daha fazla kazandırmış. Yani Amerikan endekslerinin 9 katından daha fazla kazandırmış. 2013 yılından 2024 yılına kadar 11 yıllık bir dönemde ve yıllık getiri ortalaması da dolar bazında %24,7 arkadaşlar. Doların enflasyonunun ideal ortamda işte Covid öncesi %3-4 arası olduğunu maksimum düşünürseniz gerçekten inanılmaz bir başarı var. Peki portföyden hangi şirketler çıkıyor, hangileri de gidiyor? Şubat ayında portföyümüzde bu şirketler vardı. Bu şirketleri kırmızıyla boyadığım şirketleri portföyümüzden çıkartmış yapay zeka. Google çıkmış, Broadcom çıkmış, FedEx çıkmış, Dexcom Inc. çıkmış, Cencora çıkmış, Microchip çıkmış, IDEX Laboratories çıkmış, Bank of New York Mellon çıkmış ve Baker Hughes çıkmış. Yani toplamda 9 şirketi yapay zeka
portföyümüzden çıkartmış durumda. Dolayısıyla yapmanız gereken, eğer bu portföy oluşturduysanız, pazartesi ilk işlem bu şirketlere satış emri girmelisiniz. Peki hangi şirketleri Mart ayında eklemelisiniz? Yeşille boyadığım şirketleri Mart ayında ekleyebilirsiniz. Portföyün genel görünümünde baktığımızda Wells Fargo eklenmiş arkadaşlar. İlk grupta bu sıralama piyasa değeri büyüklüğünden küçüklüğüne göre dizili durumda. İkinci şirketimiz Constellation Energy, üçüncü şirketimiz Capital One, 4 Charter Communication eklenmiş. Beşincisi belki Yatırım 101'in takipçileri iyi bilir, Monolithic Power eklenmiş. Potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi demiştik. ON Semiconductor şirketi eklenmiş, Diamondback Enerji şirketi eklenmiş, Biogen eklenmiş ve Discover Financial Services şirketi eklenmiş durumda. Yani Şubat ayında portföyde çıkartacağımız 9 hisse var. Mart ayında portföye almamız gereken 9 hisse var. Bunu yaptıktan sonra her ay aslında başında bu portföy değişikliklerini yapacağız. Her zaman 9 hisse olmayabilir. Biliyorum 9 hisse çok geliyor. Belki komisyonlardan dolayı girişmeyebilirsiniz ama bugün gördüğümüz kadarıyla birçok aracı kurum rekabetçi komisyonlar yurt dışı borsalarda paylaşmış durumda. Bunu görmüşsünüzdür siz de. Dolayısıyla artık komisyon işlemleri de ucuzladı. Buna dikkat ederek kendini biraz daha aktif portföy yönetiminde denemek isteyenler için umarım hayırlı olur diliyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda seçimler ciddi oranda kazandırmış durumda. Yani S&P'nin 9 katından fazla kazandırmış. Dolayısıyla yıllık getirisi muazzam. 2013'ten bugüne yıllık bazda bu kadar kazandırmak gerçekten başarılı bir iş. Yapay zekanın nerelere geldiğini gösteren en önemli aslında bulgulardan bir tanesi de özellikle hisse senedi seçimlerinde görebiliyoruz, portföy seçimlerinde görebiliyoruz. Umarım Mart ayı portföyü hayırlı olur ve Nisan ayında tekrar getirimizi arttırmış biçimde yeni portföyü sizlerle paylaşırız. İlerleyen videolarda hem Dow Jones hem de teknoloji devleri yapay zeka portföyleriyle devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.